Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Nuh suresini işleyeceğiz inşallah. Nuh suresi Mekke'de inmiştir. 28 ayet-i kerime ihtiva etmektedir. Bu surenin durumu da Mekke'de inen ve akaid esasları ile iman temellerinin tespitine önem veren diğer sureler gibidir. Bu sure, peygamberlerin şeyhi Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını daveti başlamasından tufan olayının sonuna kadar genişçe ele alır. Yüce Allah bu olayda Nuh Aleyhisselam'ın kavminden yalanlayanları boğmuştur. İşte bu kıssa sebebiyle bu sureye Nuh suresi adı verilmiştir. Bu surede Allah'ın davetinden sapıp uzaklaşan milletler hakkındaki Yüce Allah'ın kanunu çeşitli asır ve zamanlarda peygamberler ile suçluları sonunu ne yapmıştır? Açıklamıştır. Ayet-i kerimede Allah-u Teala, birinci ayet-i kerimede Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ erselnâ Nûhan ilâ kavmihi. Biz peygamberlerin şeyhi Nuh'u Arap Yarımadası'ndaki sakinlerine gönderdik. Nuh Aleyhisselam Küfe topraklarında oturduğu ve orada peygamber olarak gönderildiği bilinmektedir. En enzir kavmeke min kabli en yetiyehum azabun elim. Kavmin iman etmediği takdirde onları elem verici bir azaptan sakındır ve korkut diye gönderdik. Bu azap dünyada tufan, ahirette ise cehennem azabıdır. Kâle ya kavmi inni leküm nezîrun mübîn. Nuh Aleyhisselam kavmini Allah'a davet etti ve onlara ben sizin için bir uyarıcı ve işin gerçeğini açıklayan biriyim. Sizi uyarıyor ve Allah'ın azabından korkutuyorum. Benim işim açık, davetim ortadadır. Nuh Aleyhisselam gönderilen ilk peygamberlerdendir. Ona peygamberlerin şeyhi denir. Çünkü o peygamberlerin en uzun ömürlüsüdür. Kavmi arasında Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi 950 sene kalmış ve onları Allah'a davet etmiştir. Bu uzun vakte rağmen onunla birlikte çok az kişi iman etti. Kur'an onun kıssasına müstakil olarak bir sureyi ayırmış ve bu olayı davetin başlangıcından sonuna kadar Nuh suresi denilen bu surede anlatmıştır. Bu sure sonunda Yüce Allah Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tufanla yok etmiştir. Nuh Aleyhisselam Ulul Azim büyük peygamberlerden biridir. Bunlar 5 tanedir. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Nuh Aleyhisselam'ın zamanında küfür yaygınlaşmış, kavmi putlara tapmakla şöhret bulmuş, çokça taşkınlık, zulüm ve isyanda bulunmuşlardır. Bunun üzerine Yüce Allah onlara Nuh Aleyhisselam'ı göndermiştir. Onların peygamberleri ile olan olaylarını Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle anlatır. اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَضِيعُونَ Nuh onlara dedi ki, tek olan Allah'a kulluk edin, haramlarını bırakın, günahlarından çekinin, Allah'a itaat etmek ve putlara ibadeti terk etmek gibi size emrettiğim hususlarda bana ibadet edin ve itaat edin. يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ Size emrettiğimi yaparsanız,
Allah işlemiş olduğumuz günahlarınızı siler. Yüce Allah min zünubiküm günahlarınızdan demesinden maksat İslam'dan önce meydana gelen günahlarınızdır. Çünkü iman İslam'dan sonraki günahları değil öncekileri silip atar. Ve yuahhirküm ila ecelin müsemmâ ömürlerinizi Allah'ın bilgisinde takdir edilmiş ve kararlaştırılmış olan müddete kadar uzatır ve bunu mutlu hayattan faydalanıp refah içinde yaşayarak geçirirsiniz. Ecelin tehirinden maksat azap etmeden tehirdir. Yani dünyada azap etmekten onlara ecellerinin sonuna kadar mühlet verir. Ömüre gelince o sınırlıdır. Ne ileri gider ne geri kalır. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Bunun içindir ki Yüce Allah daha sonra şöyle buyurmuştur. İnne ecelallahi izâ câe lâ yuakhar. Allah'ın eceli geldiğinde ertelemez. Yani insan ömrü Allah katında sınırlıdır. Artmaz ve eksilmez. Eceli yazan ve tespit eden Yüce Allah olduğu için Allah'ın eceli denilmiştir. Levküntüm te'lemûn, bunu bilseydiniz imana koşardınız. Kâle Rabbi inni de'avtu gavmi leylem ve nehâra. Nuh aleyhisselam bütün gücünü harcayıp çaresiz kalınca şöyle dedi. Rabbim ben ara vermeden ve gevşemeden gece gündüz kavmimi iman ile itaate çağırdım. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي اِلَّا فِرَارًا. Benim onları imana çağırmam, onların haktan kaçıp uzaklaşmalarını ve ondan yüz çevirmelerini artırmaktan başka bir şey yapmadı. Sonra Nuh Aleyhisselam onların kaçışlarını ve halktan yüz çevirmelerini en güzel bir şekilde tasvir ederek şöyle dedi. وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ. Ben onları günahların bağışlanmasına vesile olsun diye Allah'ın birliğini ikrar etmeye ve ona itaate çağırdıkça davetimi dinlemediler. Nuh Aleyhisselam davetin sebebi olan iman yerine mağfireti zikretti ki onların imandan yüz çevirmelerinin çirkinliği ortaya çıksın. Çünkü onlar mutluluklarından yüz çevirmişlerdir. Cealu esabi'ahum fi adanihim. Ben çağırdıkça onlar davetimi duymamak için kulaklarını tıkadılar. Vestaşev siyabehum. Sözlerimi duymamak veya beni görmemek için elbiseleriyle başlarını ve yüzlerini örttüler. Açık olan bunun kinaye değil hakikat oluşudur. Yani Nuh Aleyhisselam kendilerini çağırdığı şeyi duymamak için kulaklarını tıkadılar. Nasihati işitmek ve nasihatçıyı görmek istemedikleri ve nefret ettiklerinden dolayı elbiseleriyle baş ve yüzlerini örttüler. Bu ifadenin Nuh Aleyhisselam'ın onları çağırdığı şeyden tamamen yüz çevirmelerinden kinaye olması da caizdir. Buna göre onlar kulaklarını tıkayan ve gözlerini kapayan kimse yerindedirler. Veserru ve stekberu istikbaran. İnkar ve taşkınlıkta devam ettiler. Büyük bir kibirlilikle iman etmediler. Burada onların aşırı inatlarına ve iyice sapıklıklarına daldıklarına işaret vardır. Sümme inni de'atühüm ciharan. Sonra onları korkup çekinmeden açık bir davetle herkesin önünde davet ettim. Sümme inni e'lentü lehum ve esrartü lehum israran. Daha sonra onlara gizli ve açık olarak gerçeği haber verdim. Onları sana davet hususunda her türlü yolu denedim. Sümme ile yapılan atıftan anlaşılıyor ki son yapılan gizli ve açık davet, Nuh Aleyhisselam'ın davet yaparken sırf gizli ve sırf açık metodunun dışında uyguladığı üçüncü bir metottur. Bu üçüncü metotta açıktan davet yapmanın faydalı olduğu yerde onları açıktan davet ediyor. Gizlide davetin fayda verdiği ve beklediği yerde ise onları gizli davet ediyordu.
Bundan sonra Nuh Aleyhisselam gizli ve açıktan onlarla yaptığı nasihatı açıklayarak şöyle dedi. Ve kultüstağfiru rabbeküm innehu kâne gaffaran. Dedim ki Allah'a iman edin, inkar ve isyandan tevbe edin. Zira Rabbiniz çok merhametli ve tevbeyi çokça kabul edendir. Günahı bağışlar ve tevbeyi kabul eder. Yürsilis semâ'ü aleyküm midrara. O gökten üzerinize sicim gibi yağan bolca yağmur gönderir. Ve yümditküm bi envali ve benin. Size mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltarak yardım eder. Ve yec'alleküm cennatin ve yec'alleküm enhara. Size gölgeli ve meyveli ağaçları olan geniş bahçeleri verir. Bu bahçeler arasında akan ırmaklar verir. Nuh Aleyhisselam bu hazinelerinin anahtarlarını elinde bulunduran Allah'a iman ettikleri takdirde göklerin ve yerin bereketini elde edeceklerine dair onları heveslendirdi. Duygularını tahrik etmek için bulundukları kuraklık ile rızık ve zürriyette mahrum olmalarının sebebini açıklamak için onlara kalpten yaklaştı. Bunun sebebinin yağmurları gönderme, rızkı bollaştırma, mal ve oğullarla yardım etme selahiyeti elinde bulunan tek Allah'ı inkar etmeleri olduğunu ve bu güçlü ilahı inkar edip fayda ve zarar vermeyen uydurdukları diğer ilahlara tapmalarının onlara yakışmadığını bildirdi. Daha sonra Nuh Aleyhisselam anlatma üsluplarından bir başkasıyla onların ruhlarını sarsmış ve onları imana doğru çevirmişti. Maaleküm la tercune lillahi ve kara. Ey kavmim, Allah'ın büyüklüğü ve gücünden korkmuyor ve onun makamı karşısında titremiyor musunuz? Niçin büyüklüğüne yakışır şekilde Allah'a saygı göstermiyorsunuz? Ve kad halakaküm etvaran. O sizi çeşitli safha ve farklı aşamalarda yaratmış. Meni, ebriyon, et parçası ve diğer harikulade safhalar yaratılanların en güzeli olan Allah yücelerin yücesidir. Yaratıcıların en güzeli olan Allah yücelerin yücesidir. Bundan sonra Yüce Allah bu geniş kainatta dağılmış olan kudret ve birliğini gösteren delillere dikkat çekerek şöyle buyurdu. Elem terav keyfe halakallahu seb'a semavatin dibaka. Ey kavmim, Allah'ın büyüklük ve kudretini görmediniz mi? İbret, düşünce ve tefekkür gözüyle bakmadınız mı? O yüce Allah yedi göğü birbiri üstünde kat kat son derece güzel ve sağlam olarak nasıl yarattı? Ve cealil gamera fihinne nuran. Ayı nasıl dünya semasında gece karanlığında yeryüzünü aydınlatan bir nur kıldı. Ay bütün göklerde değil sadece yere yakın olan semadadır. Bu şöyle demeye benzer. Bundan maksat semanın en alt katında yani gök semasında olduğunun bu bir nedir delili olarak öne çıkmaktadır. Ay yere yakın göktedir. Göklerin aya zarf olması doğrudur. Çünkü mazrufun zarfı doğurması gerekmez şeklinde söyleyebiliriz. Ve ceale şemse siracen, güneşi aydınlatıcı bir kandil kıldı. İnsanlar evlerinde kandille aydınlandığı gibi dünyadakileri de güneşle aydınlanır. Güneşin nuru ayın nurundan daha fazla ve tam faydalanma hususunda da daha mükemmel olduğu için Yüce Allah güneşi sirac yani kandil diye ifade etti. Çünkü bizzat kendisi aydınlatır. Ayı da nur diye ifade etti. Çünkü o nurunu yani ışığını başkasından alır. Astronomi ilminin verileri de bunu destekler. Astronomi ilmine göre güneşin aydınlığı kendisindendir. Ayın nuru ise arızidir. Güneşin nurundan almıştır. Her şeyi ilmiyle kuşatan Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Vallahu enbeteküm minel ardı nebaten. Yüce Allah
dış alemdeki delili anlattıktan sonra orada iç alemdeki delili anlattı. Çünkü bu işlerin zikrinde Allah'ın büyüklüğüne, gücüne ve yaptıklarının parlaklığına apaçık bir delil vardır. Yani bitkileri yerden çıkardığı gibi sizi de topraktan yaratıp yetiştirdiği, bitkiyi topraktan sıyırıp çıkardığı gibi sizi de yeryüzünü toprağından, sizi yeryüzünün toprağından sıyırıp çıkardı. İnsanların çıkarılması ve büyütülmesi ancak yeryüzünden alınan hayvani, nebati gıda unsurlarını alarak tamamlanınca, bu yönde gıdasını yerden emerek gelişen bitkilere benzemiş oldular. Bunun içindir ki insanların yaratılması ve geliştirilmesine bitirmek manasına gelen imbat ismi verildiği veya bu olay Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına bir işarettir. Şöyle ki o topraktan yaratılmıştır. Daha sonra zürriyeti ondan gelmiştir. Dolayısıyla insanların yeryüzünden bitirilmeye nispet edilmeleri de bu şekildedir. Sümme yu'idukum fiha ve yukhricukum ihraca. Sonra Allah öldükten sonra sizi tekrar toprağa döndürür ve ona gömülürsünüz. Sonra da kıyamet günü hesap ve ceza için sizi oradan çıkarır. Bu olayın kesinlikle meydana geleceğini vurgulamak için çıkarma fiili ihracen mastarı ile pekiştirilmektedir. Bu ayet Yüce Allah'ın sizi topraktan yarattık, yine oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi oradan çıkaracağız mealindeki ayeti ne yapmaktadır? Benzemektedir Taha suresindeki ayette. Vallahu ceale lekumul arda bisaten. Allah yeryüzünü sizin için geniş ve uzun bir yaygı kıldı. Kişinin yaygı üzerinde sağa sola döndüğü gibi yeryüzünde dolaşırsınız. Yüce Allah yeryüzünü uzunluk, genişlik ve insanların onun üzerinde yerleşmeler hususunda yaygıya benzetti. Bazı alimler bu ayetten yerin yuvarlak olmadığı manası çıkardılar. Bu zayıf ve tenkide değer bir görüştür. Bu ayette yerin yuvarlak olmadığına, düz olduğuna delil yoktur. Çünkü büyük kürenin üstünde bulunan herkes kendisine yakın olan mıntıkayı düz görür. Sonra yerin yuvarlak olduğuna ve olmadığına inanmak şeriatı ilgilendiren bir şey değildir. Lakin yuvarlak oluşu yakin bir iş gibidir. Onu yaygı kıldıdan maksat yaygı gibi onun üzerinde dolaşırsınız demektir. Liteslükü minha sübülen ficacen. Yeryüzünde yolculuk yaparken ve bir yerinden diğer yerine taşınırken geniş yollara girersiniz diye böyle yarattı Allahu Teala. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi isyanda ısrar edip peygambere en çirkin söz ve fiillere karşılık verince Nuh Aleyhisselam onlarla arasında geçen ve Kur'an'ın anlattığı şu olayı nakletti. Kale Nuhun Rabbi innehum asavni. Nuh Aleyhisselam dedi ki Rabbim onlar aşırı derecede beni yalanlayıp bana isyan ettiler. Vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasara. Mal ve evlatların şımarttığı zengin ve ileri gelen kişilerle tabi oldular. Böylece helak olarak dünya ve ahiret mutluluğunu kaybettiler. İleri gelen ve şımarık o kişiler ziyanda onlara örnek oldular. Ve mekeru mekran kübbara. İleri gelenler onlara son derece büyük bir tuzak kurdular. Kübbar son derece büyük demektir. Bu din hususunda onlara tuzak kurmak, dine girmelerini engellemek ve Nuh Aleyhisselam'a eziyet etmeye onları teşvik ve tahrik etmektir. Ve kâlû lâ tezerrunne âlihetekum ve lâ tezerrunne vedden ve lâ süvâan ve lâ yeûse ve yeûge ve nesra. Dediler ki sakın putlara ibadeti bırakıp da Nuh'un Rabbine tapmayasınız. Özellikle şu beş putu yani Ved, Süva, Yavuz, Yeuk, Nesr sakın bırakmayın. Bunlar Nuh Aleyhisselam kavminin taptığı putların isimleridir.
Onlara göre bunlar en büyük putlardır. Dolayısıyla özel olarak onları zikrettiler. Bu onların inkarlarının şiddetinden, tuzak ve hileye iyice bulaşmalarından ileri gelmektedir. Samimi öğütçü kılığına giriyor ve zayıf kimseleri atalarına ibadette tutmak için çeşitli hile ve tuzak yollarına başvuruyorlardı. Fakat ezallu kesiran, ileri gelenleri aldanma ve sapma yollarını onlara süslü göstererek birçok insanı saptırdılar. Bundan sonra Nuh Aleyhisselam da onların sapmaları için beddua etti. Ve la tezidi zalimine illa dalala. Rabbim taşkınlık ve zulümlerine karşı onların sapıklıklarını artır. Nuh Aleyhisselam Allah'ın kavminden iman etmiş olanların dışında artık hiç kimse asla inanmayacak mealindeki ayetiyle haber vermesi sayesinde iman etmelerinden ümit kestiği için onlara beddua etti. Allah da duasını kabul edip onları suda boğdu. Bunun içindir ki Yüce Allah şöyle buyurdu. Mimma hatiatihim uğrigu feudhilu nara. Suç ve günah işlemeleri, inkar ve taşkınlıktaki ısrarları yüzünden tufanla boğuldular ve ateşe sokuldular. Bu Allah'ın sözündendir. Onların durumlarını bildirmek için söylenmiştir. Mimma'daki ma zayıt olup pekiştirmek içindir. Bu ma'nın öne alınması da pekiştirmek içindir. Onların tufanla boğulmaları ve ateşe sokulmalarının sadece hataları yani inkar ve diğer günahları sebebiyle olduğunu açıklamak için böyle yapılmıştır. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْصَارًا Evet, kendilerine yardım edecek veya Allah'ın azabını savacak hiç kimse bulamadılar. Bu ayette onların Allah'tan başka ilahlar edindiklerine ve bu ilahların onlara yardım etmediklerine bir tariz ve onlarla alay vardır. Ve kâle Nuhun Rabbi lâ tezer alel ardı minel kâfirîne deyyâra. Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma. Deyyar, genel olumsuzlukla kullanılan isimlerdendir. Evet. Sonra Nuh Aleyhisselam şu sözüyle bunun sebebini açıkladı. İnneke in tezerhum yuzillu ibadeke ve la yelidu illa faciren keffara. Çünkü sen onlardan birini bırakırsan kullarını doğru yoldan saptırırlar ve onların soyundan her türlü kafir ve günahkarlardan başkası gelmez. Eğer Nuh Aleyhisselam bunu nasıl bildi denilirse şöyle cevap verir. Nuh Aleyhisselam bunu istikra yani tüme varım yoluyla bilmiştir. Çünkü o 950 sene onların içerisinde kaldı, huylarını anladı ve onları denedi. Kişi oğlunu Nuh Aleyhisselam'a götürüyor ve şöyle diyordu. Oğlum bu adamdan sakın kuşkusuz o çok yalancıdır. Babam da bana böyle vasiyet etmişti. Bu şekilde büyükler ölür, küçükler büyürdü. İşte bunun içindir ki Nuh Aleyhisselam onlar için inkarcı kafir doğururlar demiştir. Nuh Aleyhisselam kafirlere beddua ettikten sonra ardından müminlere dua ederek şöyle dedi. Rabbi i'firli ve li valideyye ve li men dakale beyti müminen ve lil müminine vel müminat. Rabbim beni, anam babamı iman etmiş olarak evime girenleri iman eden erkek ve kadınları bağışla. Nuh Aleyhisselam kendisiyle başladı. Sonra anne ve babasını zikretti. Sonra da bütün erkek ve kadınları içine alacak şekilde duasını genişletti ki daha etkili ve kapsamlı olsun. Ve la tezidi zalimine illa tebara. Rabbim ayetlerini inkar edip peygamberlerini yalanlayanların dünya ve ahirette helak ve hüsrandan başka bir şeylerini artırma buyurma suretiyle ayeti kerime burada Nuh suresi ne yapmış oldu? Bu ayet kerime ile
bitmiş oldu. Şimdi aynı sureyi ne yapıyoruz? İrab olarak tekrar ele alıyoruz. Evet. İrabı olarak ele alıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna'daki inne hurum şebbehe bil fiil. Na onun ismi ve mahallen mansup. Erselna mazi fiil. Sükun üzere mebni na fail. Bu da onun nesidir burada. Haberidir ve mahallen merfudur. Nuhan mefru bisari ila kavmihi. Harfi cerden dolayı mefru bi gayri sarih olarak gelmiştir. Eni tefsiriye endir emir fiil. Sükun üzere mebni faal vücuben müstetir ente kavmike mefru bi sarih. Min kabl mefru bi gayri sarih. En nasb edatı yetiye fiil muzari. En ile mansup nasb elameti fetha. Hüm mefru bi sarih. Adabün faili yetiyenin eliminde onun sıfatıdır. Kale mazi fiil faali hüve yani da kavmi münada inni innehu müşebbeheye innenin ismi leküm nedirunun önüne geçmiş olan mamül nedirun innenin haberi merfu raf alameti damme mübinünde onun sıfatıdır. En ya'budullâhe eni tefsiriye u'budu emir fiil mebnin bi hasfin nun vav faili Allah'a mef'ul bi sarih ve tegu yine emir fiil mebnin bi hasfin nun vav faili hü mef'ul bi sarih ve ati'un yine emir fiildir. Evet nun oradaki mütekellim ya'sı mef'ul bi sarih'tir. Ya'fir burada muzari fiil emrin cevabında meczum. Leküm mefru bi gayri sarih. Yafirin faili hüve. Min zünû biküm mefru bi gayri sarih. Ve yuakhir yafir üzerine matuf fiil muzari. Faili hüve küm mefru bi sarih. İlâ ecelin mefru bi gayri sarih. Ecelin mevsuf müsemma onun sıfatı. İnnehu müşebbehe ecel Allah izafetle beraber ismi mansup. İdâ şart edatı câe mazi fiil. La nefi edatı yuakhar burada meçhul muzari fiil ve hüve naib fa ile beraber innenin nesidir, haberidir. Lev şart edatı cezmetmez. Kün tüm mazi fiil üzere mebni tüm kâne nakıs olduğu için ismi. Te'alemûn da onun nesidir? Muzari fiil olarak merfu, raf alameti, bisbutunun vav faili ve mahallen merfu, mahallen mansup kânenin haberidir. Kale mazi fiil ve faili Rabbi nidası mahsus münada innehunu müşebbeheyye ismi de'avtü mazi fiil sükun üzere mebni tü faille beraber innenin haberi mahallen merfu, kavmi mefru bi sarih izafetle leylen ve zarf mefru bi sarih ve neharan onun üzerine matuf. Fe atıf lem cezmedatı yezid fiil muzari meczum hüm mefru bi sarih duai fail yezidin faili illa istisna firaran mefru bi sarih masbalameti fetha. Vav atıf innehu müşebbehe ye ismi küllema şart. De'avtü evet mazi fiil. Sükun üzere mebni tü faili hüm mef'ul bi sarih. Litafiradaki lam lamı talil. Tafira masup lamı talilden dolayı. Ente faili lehüm mef'ul bi gayri sarih. Cealü mazi fiil. Vav failiyle beraber haberi. Evet. İnnenin haberidir. Esabi'a mef'ul bi sarih muzaf ileyh fi harfi cer adani mecrur vestaşev yine mazi fiil ve kendisinin faili vav thiyabe onun mef'ul bi sarih muzaf ileyh ve esarru mazi fiil damme üzerine mebni vav faili vestekberu yine burada mazi fiil damme üzere mebni vav onun nesidir?
faili olarak gelmiştir. İstikbaran da mef'ulu mutlaktır. Mansup masbalameti fetha. Sümme atıf innehu müşebbehe ye ismi de'avtü mazi fiil. Sükun üzere mebni tü onun faili. İşte bu da innenin haberidir ve mahallen merfudur. Mef'ulü bisaret ciharan mef'ul mutlak. Sümme atıf innehu müşebbehe ye ismi alen tü mazi fiil. Ve sükun üzere mebni tü haberi şey failiyle beraber alen tü fiil fail olarak innenin haberi mahallen merfu lehum mef'ulü bi kaysare ve esrar tü alen tü üzerine matuf ve mazi fiil tü faili lehum mef'ulü bi kaysare israran mef'ulü mutlak mansup nasb alamet fetha ve atıf kultü mazi fiil sükun üzere mebni tü faili istiğfiru emir fiil mebni bi hasfin nun vav faili rabbe mef'ulü bi sari muzaf kün muzaf ile innehu müşebbehü ismi kâne mazi fiil hüve ismi gaffaran kânenin haberi kâne hüve gaffaran da mahallen merfu innenin haberidir. Yürsülü semae yürsülü fiili muzari hüve faile semae mefru bisari aleyküm mefru bi hayrisari midraren hal mansup nasb alameti fetha ve yümditküm vavatıf yümdit burada yürsil üzerine matuf yümdit hüve onun faili muzari fiil küm mefru bisari bi envalin mefru bi kayisari ve benine onun üzerine matuf ve yec'al yine yümdit üzerine matuf muzari fiil hüve faili leküm mefru bi kayisari cennatin mefru bisari ve yec'al onun üzerine birinci yec'al üzerine matuf muzari fiil hüve faili leküm mefru bi kayisari enharan mefru bisari ma istifam leküm ve mübdede aynı zamanda leküm de haberdir şib cümle olarak la tercüne la nefi tercüne muzari fiil vav faili lillahi mef'ul bi kayrisari ve qaran mef'ul bi sari vav vav haliye kat tahkik edatı halaka küm mazi fiil ve faili küm mef'ul bi sari etfaran da hal e istifam lem cerim edatı terav muzari fiil vav onun faili keyfe hal mahallen mansup halaka mazi fiil Allahu faili sev'a mef'ul bisari semavatin temiz dıbakan yine hal mansup vav atıf ceale mazi fiil hüve faili el gamera mef'ul bisari fihinne mef'ul bi kayrisari nuran mef'ul bi sarih mansup ve atıf ceale mazi fiil hüve faile eşemse mef'ul bi sarih siracen mef'ul bi sarih ikinci vallahu enbeteküm vav istinafiye Allahu mübdeda enbete mazi fiil evet te fa enbete mazi fiil hüve faili küm mef'ul bi sarih ile beraber haber mahallen merfu minel arzı mef'ul bi kayrisari nebaten mef'ul mutlak sümme atıf edatı yu'idu muzari fiil hüve faili küm mef'ul bi sarih fiha mef'ul bi kayrisari ve yukhricu küm vav atıf yukhricu muzari fiil hüve faili küm mef'ul bi sarih ihracen mef'ul mutlak vallahu mübteda ceale mazi fiil hüve faili leküm mef'ul bi kayrisari el arda mef'ul bi sari bisaten ikinci mef'ul mansup nasb alameti fetha li teslükü'deki lam lamı talil teslükü fiil muzari lamdan dolayı mansup nasb alameti bi hasfin nun vav faili minha mef'ul bi kayrisari sübülen mef'ul bi sari ficacen sübülen sıfatı gale mazi fiil nuhun onun faili rabbi nidası mahsuf münada innehu müşebbehüm ismi asav ni asav burada gördüğünüz gibi mazi fiil vav faili nununu vikaye ye mef'ul bisari bu aynı zamanda innenin haberi mahallen merfu
Vettebe'u mazi fiil, damme üzere mebni vav faili. Men lem yezid, men mefru bisari, lem cezmedatı, yezid fiil muzari, mezum, cezm alamet sükun, hü mefru bisari, malühü fail ve veledühü fail üzerine matuf, illa istisna hasaran mefru bisari. Ve mekeru, vav atıf mekeru, mazi fiil, damme üzere mebni, vav fail, mekran, mefru mutlak, kübbaran sıfat. Ve galu, vav atıf, galu, mazi fiil, damme üzere mebni, vav fail, la, nehi ve cezmedatı, tederunne, muzari fiil, kens fetha üzere mebni, alihete, mefru bisari, muzaf, kü, muzafileh, ve la tezerunne teki la yine nehi ve cezm edatı tezerunne kendisi mezum fakat fetha üzere mebnidir. Le ennehu ittisale bihi nunu tekit. Vedden mefru bisare ve la süva'an la tekit süva'an matuf ve la daki la tekit ya'uyse matuf ve yeğuga matuf ve nesran onlar üzerine matuftur. Yani mefru bir sarihlerdir. Vav istihna fiye gad tahkik edatı. Ezallü mazi fil damme üzere mebni. Vav faili ketiran mefru bir sarih. Ve la tezidi zalimine. Vav atıf la nehi ve cezmedatı. Tezid fiil muzali la'dan dolayı mezum. Fail ente zalimine mefru bir sarih. İlla istihna. Dalalen mefru bir sarih mansup nasb alameti fetha. Mimma'daki min harf cer ma zaid hatiatihim bu da mecrurdur. Kendisi muzaf muzafley. Uriku mazi meçhul kendisi vav naibi fail fe udhilu fe atıf yudhilu evet mazi meçhul vav faili naib faili naran mefru bisari fe atıf lem cezmedatı yecidü fiil muzari lemden dolayı mezun cezme alameti bi hasfinun vav faili lehum mefru bi karisari min dunillahi izafetle beraber mefru bi karisari mahallen mansup ensaran mefru bisari. Ve gal, vav atıf gale mazi fiil Nuh'un fail Rabbi burada nidası mahsuf minada la ehi ve cezmedatı tezer muzari fiil ente fail alel ardı mefru bi karisari minel kafiri yine de yine mefru bi karisari mahlen mahsup deyyaran mefru bi sarif mahsup inneke innehul müşebbeheke ismi in tezerhum İn şart edatı tederhüm fiil muzari mezum cezm alameti sükun ente faili hüm mefru bisari yudillü bu da cevaptır. Vav orada nedir? Mezum olarak düşmüştür. Vav faili ibadeke mefru bisari muzah muzah ve vela yelidü vav atıf la defi yelidü fiil muzari. Evet, vav faili illa istisna faciran mefru bi sari. Kefaran onun sıfatıdır, mansup. Rabbi afirli, Rabbi nidası mahsup minada. İ'afir emir fiil. Sükun üzere mebni, fail vücube müstetir. Enteli mefru bi kari sari. Veli valideyye. Vav atıf li valideyye de mefru bi kayri sarih ve limen vav atıf limen lam harfi cer men ismi mevsul bu da mefru bi kayri sarih dekale mazi fiil hüve faili beyti mefru bi sarih muzaf muzafile müminen hal velil müminine vel müminat bunlar vav atıf lil müminine mefru bi kayri sarih müminat onun üzerine matuf ve la tezidi zalimine vav atıf la nehi ve cezm edatı tezid muzari fiil la'dan dolayı mezum cezm alameti sükun ente burada faili zalimine mefru bi sarih illa istisna
Tebaran'da mekul bir sarih olarak gelmiştir diyoruz. Ve burada bugünkü dersimizi yani Nuh suresini irabını da bitirmiş oluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bundan sonraki haftada inşallah Cin suresini işlemek üzere. Fi emanillah, maassalam, ilel liqa.